gebelik dedik ya. Evet. Gebelik kayıtları programımızın ana başlığı. Peki tekrarlayan gebelik kayıtları nasıl tanımlanır? Evet. Tekrarlayan gebelik kayıpları aslında öncelikle düşük nedir? Düşük gebeliğin 20. haftasından önce olan gebelik kayıplarına düşük diyoruz. 2'den fazla, özellikle 3 ve daha fazla gebeliğin 20. haftasından önce düşükleri olan hastalarımız artık tekrarlayan gebelik kaybı kategorisine alınıyor. Öncesinde 3 ve daha fazla 20 gebelik haftasından önce düşükle sonuçlanan gebeliği olan hastalarımız bu kategoriye alınıyor. Aslında gebelik düşük dediğimiz zaman gebeliğin çok erken dönemlerini ayrı değerlendirmek de gerekebilir. Özellikle gebelik kayıplarının düşüklerin klinik olarak gebelik ortaya koyulduktan sonraki oranları farklıdır. Yani gebeliğin artık tamam bu gebelik oluştu ve ultrasonla tespit edildi. O aşamadan sonraki düşük oranı ortalama aslında %15'tir. Ama ondan önce gebeliğin rahme yerleşme aşamasından sonra, implantasyon dediğimiz dönemden sonraki aslında gebelik kayıp oranları %31'ler civarındadır. Yani daha kese oluşmadan, ultrasonda kese görünür hale gelmeden bizim bir sürü düşükte sonuçlanan, farkında bile olunmayan birçok gebelik kaybımız olmakta. Buradaki esas olay bir düşük herkesin başına gelebilir. Bu durumun tekrarlaması. Bu hastalar açısından üzücü olabiliyor. 6-7 kere arka arkaya düşük yapan hastalarımız bile mevcut. Travmatik bir durum. Gerçekten gebelik isteği olan çiftlerimizin psikolojisini de bozabilen ve umutsuzluğa sevk eden bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Neyse ki çok fazla sık değil aslında işin özünde. Aslında az önce dediğim gibi toplumdaki genel düşük oranı %15 iken bu düşüklerin tekrarlaması az önce tarif ettiğimiz gibi yani tekrarlayan gebelik kaybı aslında %1'ler civarında. Çok fazla aşırı tekrarlamıyor ama o insan için gerçekten çok büyük bir problem. O grup hastalarımız için çok büyük bir problem. Sürekli gebe kalıp düşük yapıyor olmak ve bunun tekrarlama riskini, stresini taşıyor olmak ciddi bir problem. Bebeklerde de kayıp olabiliyor mu? Düşük tabii. Olabiliyor mu? Tabii ki. Yani tüp bebeklerde de düşük olabilir. Hatta yardımcı tedavi teknikleri kullanıldığı zaman tüp bebektir, aşılamadır. Sonuçta bu tedaviler gebe kalmakta bir şekilde zorlanan, bir şekilde doğal yolla gebe kalamayan çiftlerimize uygulanmakta. Yani altta bir problem yatıyor olabilir zaten o hastalarda. Yani rahminde bir problem olabilir, yumurtalıklarında bir problem olabilir, eşin sperminde bir problem olabilir. Zaten potansiyel problem taşıma ihtimali olan çiftlerimiz onlarda düşük tabii ki görülüyor. Peki